tur atlayan son ekip oldu Beşiktaş bu karşılaşmayla. Bugün çok uzayan iki karşılaşmada penaltıya gitti. Bayağı hareketli bir gündü. Hemen hızlıca bu maçın pozisyonlarına bakacağız. Sonrasında karşılaşmaya dair diğer notları da konuşacağız. Onu söyleyelim. Hemen Beşiktaş'ın penaltı beklediği o ilk pozisyon gelsin. Güvenç hocam gelin hep birlikte konuşalım. Son bakalım. Sayfa etiketine sorularınızı gönderebilirsiniz. Yine onlarla birlikte de pozisyonları değerlendireceğiz. Şimdi ben burada bir başka bir şeye dikkatinizi çekeyim. Ortalansın. Bak. Tabii şöyle değmiş ya. Ben de olsam vermem bunu. Ben orada başka bir şey. Bir daha gösterebilir misin onu? Bir daha vururken. Gelsin. Bak uzay. Hayır. Yeni, dur. Dur bak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 neredeyse. Beşiktaş'tan 2 kişi var. 2 kişi. Gerçi o şey dışı. Yani o hiçbir şeye yaramaz ama. Yani burada takımın çoğalması lazım. Yani burada şimdi sizin bu hep şurada söylediğiniz şurada. Şey aslında. Ya olmaz. Bu. Şimdi bak Fenerbahçe de öyleydi. Yani olmaz. Şimdi diyor mesela İsmail Hoca her şeyi yaptık. Yapmadın. Yapamadın. Teşhis yok. Bu da mesela biraz sonra birkaç tane daha pozisyon var böyle göstereceğim. Olmaz. Bir kere çoğalacak. Şurada hiçbir kimse yok. Ya bir Allah'ın kulu yok. Nerede bu şeye gidene kadar? Burada kimse yok. Ya bu penaltı bana göre yani burada hakem yani şöyle değmiş. Bir de şunu var. Şimdi bunu hakemler seyrediyor. Tamam mı? Yani bu diyor ki ya bu futbolcu kendini atıyor. Bu futbolcu bırakıyor. Ben mesela öyle futbolcular var ki vermem. Tamam mı? Biz, yani eskiden de vardı öyle. Tut diye atıyor kendini. Olmaz. Bak bir daha göstersin. Evet. Böyle yaptı. Sobe. Bak şimdi yalnız şu var. Koşarken mesela hafif bir yüklenme bile koşarken hafif yükle dengesini bozabilir ama burada yok ya. Ayağını takmış mı? Yok. Değil mi? Yok. Yok. Ya bu hani koş hafif bir şarj bile insanı bozabilir ama burada yok. O kadar değil. Yani penaltı çok ağır olurdu diyorsunuz. Ağır olurdu yani. Ağır olurdu. Ergin sen ne düşünüyorsun? Tabii zaten top avantajı Larin'de de değil. Kaleciye daha yakın bir top. Bence evet. Penaltı için yeterli bir darbe değil o. Peki bu pozisyonda fikir birliğine vardık. O zaman şimdi Göztepe'nin bir atağı var. Ona bakalım hemen. Ya bu hocam bak Rıdvan o herhalde evet. Evet. Rıdvan kademeye girdi. Ya şimdi var ya kaç tane maçta bu bekler hiç kademeye girmiyor tamam mı? Bravo yani. Bak şimdi nereden geliyor? Evet. Aferin. Bravo. Girmesi var ya zaten Montero'yu o adam yerlerde falan düşürür. Siz de çok seversiniz Montero'yu. Yani, zaten var 3-5 tane buradaki şey gene Montero'nun fiyaskoları. E olmaz. Aferin şimdi Rıdvan'a. Ya beklediğim böyle mesela bir şey Rozier'e kaç tane böyle gol yedirdi bu sene ya. Kaç tane kademeye girmemekten ya. Veya başka maçlarda da gördü. Arkada duruyor adam. Galatasaray maçı Galatasaray'da da öyle bir gol yedi sağ bek. Seyrediyor ya böyle şey olur mu? Aferin Rıdvan'a ya. Rıdvan'ı da çok beğeniyorum. Çok iyi oynamaya başladı. Bir kere devamlı hücumlara çıkıyor. Ya hatta diyorum ya arkadaş ben şimdi rakip takımın antrenörü olsam ben bunun başına bir adam koyarım bir de. Bırak hani bek oynamayı. Adam bek ama herhalde 15-20 tane Ergin yapıyor değil mi yani? Ama işte hocam asıl misyonu savunma olduğu için bindirmeleri çok güzel. Hani modern bunu da güzel yaptı işte daha ne yapacak? Bunu yapması yani? Kıymetli çünkü kendini ofansif sol gibi görmeye başladı Rıdvan. Bu savunma zafiyeti işte, getirir. Bunu yapması çok kıymetli. Evet evet. Bir daha alır mısın? Şeye bak, bir daha bakalım. Montero'ya bakalım Montero'ya. Vida'ya bak. Vida'ya. Allah selamet versin. Montero koşamıyor. Koşamıyor. Ya kim diyor arkadaş? Gidemiyor adam. Gidemiyor ya. Süratli değil yani. Şimdi Rıdvan gelmese buradan daha çabuk olacak. Ha ayakları çok güzel. Şimdi biz tabii şöyle söyleyeyim. Adama tukaka demiyoruz. İlla köşeye demiyoruz. Ağır 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 yani. Stoper dedin çabuk. Bak şeye bak. Dur sana. Nasıl kaçırıyor oyuncuyu? Bak. Bir de ya bak. Bir de biraz geri alsana. Biraz geri alsana. Biraz geriye alıyoruz. Alsana Allah aşkına bak. Bizim bütün futbolcuların hepsinin aynı şeyi var. İlla nereye bakıyor? Videoya bak. Allah aşkına adam burada topa bakıyor. Bak Allah aşkına. At bak bak. Topa bakıyor. Topa bakıyor bak. Adam gidiyor yani bıraksana adamı. Şeyi topu. Topu bırak adama koş kardeş. Ya delirmek işten değil. Bütün futbolcular böyle. Herkes şeye bakıyor. İlla topa bakacak.
Şimdi bunun da çalışması var. Kaçan adamla dönüp koşacaksın. Yani bunu antrenmanı nasıl biliyor musun? Kendi mesela topu alacaksın. Mesela benim bir şu ceza sahası koy 4-5 tane adam. Koy oraya 5'er tane de forvet müdafaa. Al topu eline. Devamlı kaçsınlar forvetler. O da kovulasın. Top mop yok. At bize. Yani bir tane idman şekli söylüyorum ben. Hani evet. Bir bunu seminerde, kursta falan görmedik biz. Hiç olmazsa kafası orada şey olsun. Adama baksın. Şuraya bak hadi. O da topa bakıyor. Arkasında bakmıyor. Aferin Rıdvan'a. Evet. Burada Rıdvan'a aferin dedik. Şimdi Alex Teixeira'nın tehlikeli hareketi var. O gelsin. Olmaz. Bakayım bir daha İkinize oynat de bakayım. Soralım. Vallahi şey sarı kırmızı. Sarı kırmızı hocam, ya. Topa dokunuyor ya burnuyla. Fark etme dokunu adamı topa ya dokunsa ne olur. Pozisyonda oyun devam etti. Evet. Devam etti. Vallahi ya ben atarım bile bunu. Bir giriş olmaz. Böyle bir giriş yok ya. Hocam adam, ağır olmaz mı kırmızı ya? Ya adam ayağını çekmese ayağı kırılır. Bak adam ayağını çekmese bak biz neyi şey yapıyoruz biliyor musun? Ben şimdi futbolcuyum, ben forvetle oynadım. Ben şimdi burada bu kimse ayağını çekmese ayağı kırılır ya. Direkt bilekten çat diye kırılır yani. Olmaz. Faul bile vermedim buna. Aferin hakem o zaman. Yanlış. Bunu geldi bak. Ergin sen ne diyorsun? Bak çekiyor. Erif çekmiyor. Böyle en baştan. Bak hafif çekiyor. Çekmesi gitti girişte ayak. Tabanı da devam ettirdiği için orada bir sarı belki çıkabilir ama topa sarı dokunuyor. Mı? Onu düşündü ve devam ediyor taban. Yani burada çok tek şeyle de hocam giriş tehlikeli ama hani bak ilk dokunduktan sonra biraz olay rayından çıkıyor. Çok da çekemez evet, gibi ayağını bir sanki. Bir şey söyleyeyim mi? Yok yok öbürü de vurmuş yani. Şimdi bak öbür açıdan. Diğer açıdan mesela, fikriniz evet. değişti mi? Evet tabii evet. tabii. Bir daha izleyelim bir daha, o zaman hocam öbür açıdan, söyleyeyim. Buradan, bu açı buradan, değil bir sonrakine bakalım. Yan öbür taraftan ha bak evet. buraya baktığın zaman bak bu geç vuruyor. Kalıyor, hocam gösteriyor. Bu vuruyor evet vuruyor ama bu ayak da buraya geliyor tekrar. Çarpıldınız. Evet. Yani bak o ayak ama o bilinçli değil artık ama gelişi foul adamı zaten gelişi foul. Yani olmaz. Eğer o ayak çarpmasaydı belki. Ama tabii hakem yani, bunu ama muhakeme bu şeyde, etmemiştir sadece. Ama gene de fark etmez. Sonradan geliyor ama bak şu anda güm diye geliyor. Ya kesin sarı kart öyle veya böyle yani. Yani ben biraz kırmızı mırmız dedim ama. Ama devam kararı çıkmıştı bu pozisyonda. Ya. Sen kart var mı ne diyorsun? Ya ben belki en fazla faul verebilirdim. Faul verebilir ama topa dedi. Dokunduğunu şimdi, avantaj kabul ediyor. Şimdi Göztepe'nin hata var. Bunları çok yedi Beşiktaş hocam bugün. Evet evet çok fazla bunu geldiler. 3 gün önce böyle. Antalya maçını da hatırlayın hocam. Evet. Yani çok 2 maçtır çok fena yiyor Beşiktaş bunları. Bak gene Rıdvan'a bak. Aferin bu Rıdvan'a ya. Rıdvan'a bravo. Yani bir maçın, Rıdvan'a bravo. Asıl ama kime bravo? Ersin. Ersin'e. Kaleci Ersin'le Rıdvan. Şeyi mağlubiyeti önledi ya. Yani bunları biraz daha detaylı konuşacağız. Şu bireysel gelen kim? Performansları. Gelen kim topu peş koşan? O şey Kalafat. Kerem Kalafat Kerem. Olması lazım. Aferin hocam da ama yani olacak şey değil ya bu böyle bir kontratak ya şurada foul yap bir şey yap elinle tut Taşere'ye bak şey, kim şey Pjanić mi Pjanić'e bak Allah aşkına. Pjanić'i de konuşacağız çok eleştirildi yani, o da bugün onlara ya Pjanić, da. Ya diyelim ya halı saha futbolcu alıyor veriyor. Yine bir tane daha bundan sonra Göztepe'nin gole çok yaklaştığı bir pozisyon var o da gelsin. Yani burada şey Halil'in şeyi yanlış yaptı yani. Atınç'ın müthiş bir pası yani var orada. Yani benzer ataklarla eyvah, eyvah, eyvah. Çok zorladılar Beşiktaş'ın kalesini. Göztepe'yi orada nasıl buldunuz? Var. Vallahi Göztepe son yaklaşık 2 aydır çok iyi futbol oynuyor. Son hafta bir Altay'a kaybettiler zaten. Son zamanlarda bir tek mağlubiyetleri oydu ama bugün o bitiricilikte problemleri vardı. Yani ben daha dirençli bir Göztepe bekliyordum bugün açıkçası. Ya şu var %100 pozisyon baksana. Problemi. Evet. %100 pozisyon bir şu. Nasıl son vuramadı onu ya? Sıkıntılıydı. Ya şu topu giderken de şu kim? Şu. Göremiyorum şu an. Bir orada bir atılınca durabilir miyiz? Yok ilk atışta. Hah dur dur dur. Ya tabii bek şurada tabii ki Kerem mi bu? Hocam o sağ bek normalde. Tamam. Gezal önde. He? Şu Kerem'i bir değerlendirir misiniz hocam? Ya. Arkadaki sağ bek stoper akademiye tamam girmiş. Da yani bu da sanki parkta mı geziyorsun? Bir arkaya bir bak ya. Tamam orada kademeye girmiş. Yani orada ama bu kadar olmaz. Şimdi hocam, bak bu acemilik. Ergin'in dediği Kerem Kalafat sizin dediğiniz Raşit Geza. Yok bu biraz şeydi ama Kerem'in burada olması lazım. O kadar kademeye
Adamına bakacak, arkasına bakacak. Ben çok zayıf gördüm bugün Kerem'i. Yani orada Beşiktaş'a döndü geri ama bu çok yetersiz bir performans. Evet. Bugünkü pozisyon alması özellikle çok hatalı. Çok. Devamında da bir koşu var hocam. Yani ya ama şeye de bak. Ya bu Gezal'da hiçbir şey savunmaya yardım yok. Hiç ama. Peki. Devam ettir bakalım. Devam et, devam, devam et. Seyrediyor bak Allah aşkına. Adam buradan gidiyor. Hadi hadi ilk pozisyonda neyse. Bir gene pozisyon daha var yine Göztepe'nin hata. Şurada tutup vursa var ya. Ha evet, bir önce Beşiktaş'ın var. Bak şimdi Taner de bu arka, bu adam nerede bak. Bunu bir daha izleyelim. Sonra Beşiktaş'ın pozisyonuna geçeceğiz. Gezal'ın hiç savunmayla ilgili hiçbir şeyi yok ya. Bak dur şimdi dur. Bir daha neyse artık geçti. Gezal topu vuran adama kim, Halil mi vurdu? Ona daha evvel gitmesi lazım. Gezal gol de kaçırdı bugün. Onlara da bakacağız birazdan ve geldi. Bak dur 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 şurada. Dur bir dakika duralım. Dur. Dur tamam. Al geri tam ceza bak. 1 2 3 4 5 6. Beşiktaş'tan kaç kişi var? 4. Beşiktaş nerede 4 ya? 3 bir ceza sahası. Boş ver onu. Onu da saymıyorum bak. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 onu sayarsak. Bunlardan da 3 7 3. Hocam biraz kenara pardon geçin. Ya şimdi böyle bir şey var mı? Diyorsun. Şuraya bak ya. Olma bak. 1 2 3 4'e 1. Saymıyorum. 5'e 2, 6'ya 2 o zaman öyle yaparsak. 7'ye 3. Olma. Şimdi şu pozisyona bak. Ya antrenör dediğim bak şimdi. Şimdi bu kardeşimiz iyi şeyler yapmaya başladı. Gerçi son iki Önder maçta Önder Karaveli için soruyorum. Ya son iki maçta ne yaptığını anlayamadım, çözemedim. Bir sefer Ergin'le de konuştuk. Ya ondan değil, ne yapmak hani futbolcu birini oynatıyor, oynatmıyor, onu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Ne yaptığını falan anlayamadım ben. Anlayamadık yani. Kafamda soru işaretleri var. Mesela Pera'da mesela liderken diyordun ki soru işaretleri var kafamda yani. Lider şey diyemiyorsun fazla ya. Ne eleştiriyorsun? Takım lider derler adama. Ama şimdi burada ne yaptığını ben anlayamıyorum. İki maçtır çıkanlara, girenlere, takım tertiplerine bakıyorum, olacak şey değil. Şimdi burada hadi onlardan vazgeçtim. Ya şuraya bak. 1, 2, 3, 4, 5 kişiye bir kişi ya. İşte olmaz ya bu futbol değil bak. Şimdi bak şuna şey yapıyorlar herkes. Diyorlar ki ya hoca onu oraya öyle söylemiştir. Ya ne demek söylemiştir? Benim futbolcum olacak da oraya girmeyecek. Yani taktik idmanıdır bu. Bak Allah aşkına. Bu da şey burada bekliyor. Eli şeyde. Öbürü arkada. Ya olmaz olmaz arkadaş. Yani böyle bir şey bekleyemezsin sen. Yani gol atacaksın. Evet Gezal'ın pozisyonu. Şuraya bak ya 1 2 3 4'e bir kişi. Hocam bir de pozisyon üretirken büyük sıkıntılar vardı Beşiktaş'ta. Hani bundan önceki maçlarda en büyük eleştiri pozisyon bulup golü topu içeri atamıyordu. Bugün üretmekte hani son kondisyon fena değildi. Uzatmalarda Beşiktaş iyi ayakta kaldı. 80-90 arası falan ama şimdi kimle üretiyorsunuz? Bir Alex Tekşehir'e, iki Oğuzhan. Ya o kadar kötü oynuyorlar ki hocam. Yani üretme şansınız yok o ikiliyle ya, pozisyon. Ya dursana şurada Allah aşkına dur. Hep genele bakalım. Bir daha durabilir miyiz öyle? Geç mi kaldık? Bak yok, Allah geneline bakalım. Boş ver ceza sahası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 2, 4, 5, hocam, 6, 7, 8. Hocam kenara geçerseniz. Pardon 9 tane kamera şey var. 9 tane. 9 tane Göztepe'de kaleciyle 1, 2, 3 tane Beşiktaşlı var. 9'a 3. Ya böyle bir şey olmaz arkadaş. Yani olamaz ya. Ya bunu sor. Ya bir, yani mesela şimdi. Şimdi bir başka pozisyon Göztepe'nin gole çok yaklaştı. Hemen o gelsin. Gene Ersin. Bir alabilir miyiz başa? Hocam burada daha başta başka pozisyonlarda da yine Ersin'in böyle müdahaleleri vardı. Burada var. Ersin'in çıkışı doğru mu? Doğru, gol olur ya. Bir daha şeyden bir uzaktan pilottan bir daha verelim. Bak şimdi. Dur. Hocam dur, bence doğru değil ya. İki tane çıkışı vardı bu üç. İkisi çok doğruydu bence ama burada erken davranmış. Yani topa vurmuş eyvallah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Sonuçlandırmış pozisyonu. Ya şurada bu adı yani arkasında adam var. Var çok, sezileri çok iyi. İki tane çok daha iyi var. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Burada çıkmasa bir şey söyleyeyim mi? Ama çıkmasa savunma oyuncuları da kovalıyor. Bakın Vida var orada. Yani müdahale. Vida yetişebilir. Hocam Ersin çıkmasa stoper kademeye girerdi bence. Adam topun dibine girse kale bomboş şu anda.
Ersun ama bugün 3 kere çıktı. İkisi çok başarılıydı. Bak ama bu da sonuçlandırdı. Güzel. Sezilerini kullandı ama başka maçta sıkıntı yaşayabilir. Erkendi bence bu. Ya zaten buraya deminden söylüyorum. Topa bakıyorlar. Gene topa bakıyorlar. Adam arkasına kaçıyor ya. Olacak şey değil ya. Ya Beşiktaş veya Burak onun 3. lig veya amatör kümedeki bir futbolcunun kafası çalışacak ya. Ya beyni çalışacak. Bak hepsi topa bakıyor Allah aşkına. Ersin'in çık bir daha gelelim. Ersin'in tam çıktığı anda çalım yapma şansı da var. Ama bir de gene gelmiş oraya. Evet. Biraz geç kalmış. Doğru söylüyorsunuz. Ben buna bakmaktan yani ona tam şey. Şu kim ya? Allah aşkına topa bakıyor ya. Arkasından adam gidiyor Pjanić. Ya. Pjanić. Ya şimdi ön liberemizde ne biliyor musun? Eskiden söylüyor, gene söylüyorum. Alıyor, veriyor. Çok güzel ayakları. Tabii, beni de bırak ben de oynarım. Biraz antrenman yapayım, alayım atayım. Klas adam. Yani Pjanić gibi bir oyuncudan daha çok şey bekliyorsun. Savunmayla hiç alakası yok adamın. Hücumda da yok hocam. Baktığınız ya zaman. Boş ver, iyi paslar atıyor. Geri, gene hocam, şey, yani, geri yüzünden iyi dediğiniz mi? Bir de, hocam şimdi Pjanić'ten beklentiniz ne mesela? Çok derin salacak. İki ya. Kere, üç kere karşı karşıya bırakacak icabında forveti. Yani tamam istiyor, hevesli falan ama Pjanić'in ismi, maliyeti ve beklentisiyle performansı mı olur? Vazgeçtim hocam? Ondan ya. Hani bir laf var ya şefaatinden vazgeçtim mezarımdan taşıyorum. Bari hiç olmazsa savunmaya da bir şey yap ya. Yok ya, hocam olmuyor. Ya çok bence çok yetersiz peki. Bir performans. Ama bir de orada oynatıyor bunu 6 şimdi numara. Şimdi Halil ile Göztepe tehlikeli geliyor o pozisyondayız. O kim kaptırdı orada topu geldi. İkinci yarıdayız. Joseph galiba. Ya ikinci yarıdaysa Joseph yok. 15 numara. Pjanić kaptırıyor. Pjanić mi gene? Bak bak. Yani Allah'ım yani. Ya bunlar bile kaç kişi geliyorlar? Şuraya bak ya. 1, hocam 2, 3, 4 o pozisyonun başında foul var mı sizce? Bakalım, bakalım. Şimdi ya yakın da geliyor. Şimdi yakından bakalım. Şimdi Beşiktaşlara sorarsan foul var. Şimdi başka takım, Göztepe'lilere sorarsan hiçbir şey yok. Bakalım. Ya şimdi biz tabii bunlara burada bakıyoruz ama bizim... Yani görüşlerimiz o kadar kesin değil ya ama bana göre bir şey yok yani. Benim görüşüm. Bence de yok çünkü Pjanić genelde itiraz eden bir oyuncu. Burada pozisyona devam etti, dönmedi bile. Zaten ya orada ya topu buraya alması bir kere foul. Oynasana geriye şunu. Birisine ver. Benzerinden Hatay'da arasından. Gol yedi bu sezon Beşiktaş. Aynı pozisyon. Bir daha Alex'e çıktı. Hücum presle kaptı, gol attı Hatay. Beşiktaş maçı kaybetti orada. Bak 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 kaç kişinin arasından. Ya kalktı canım zaten foul mol yok. Ya gene şeye bakıyorsun, 3 kişi orada bak. Göztepe gibi takımdan, ya bir demeyeyim tabii de. Yani deplasman takımı diyeyim. Şuraya bak, 3 kişi gole gidiyor bak, bak. Görüyor musun? 3 kişi gole gidiyor ya. Biz demin saydık orada 9 ay. Şimdi sıradaki pozisyonda Göztepe'nin penaltı beklentisi var. Gene Montero. Beni mahcup etmiyor Montero. Bakayım. Sol diziyle, diziyle vuruyor dizine vuruyor mu sanki? Evet. Yok hocam bence penaltı değil çok hafif ya. Yani bak, gitse şey gider ya. Tamam, bak bir şey bak. Söyleyeyim mi? Gitse gider yok ya. Ama şu bacak arasına girmiş yani. Baksana dizi adamı engelliyor. Bir de ayağının üstünde. Engelliyor yani. Başıyla beraber düşünelim hocam akan oyunu. Şimdi ama gidiyor bak. Burada hop. Topu kaptırdı. Kaptırınca adama girdi. Bence ağır olur hocam penaltı kararı. Bilmiyorum. Ya o zaten penaltı olsun olmasın. Ya adamın yaptığı hareket zaten foul zaten yani. Stopersin sen orada o mu yapılır ya? Bak Allah aşkına. Al sana ikinci Pjanić. Doğru performans sıkıntı bir ya şey. Ya arkadaş stoper yapmaz yani. Ya stoper böyle bir şey yapar mı yapmaz, ya? Yapmaz. Yapmaması lazım. Hocam siz penaltı mı diyorsunuz peki? Ya diğerse bir şey diyemez. Ya şimdi bak burada hakem olmak lazım tamam mı? Şurada bacak arasına giriyor. Yani verse ben bir şey demem. Ben altıymış derim. Ergin ağır yani. Olur dedi. Bence ağır olur. Peki şimdi yine Gezal'ın kaçırdığı bir pozisyon var. O gelecek. Ama bu da güzel vurdu yani. Burada pas verse. Bakayım bir daha bakayım. Yok çok kalabalık. Burada kime Oğuzhan verdi? Oğuzhan yani? Var. Oğuzhan zaten biraz isyan ediyor o vücut diliyle. Sağ tarafa gitmiş. Pozisyon kaçınca böyle eliyle kafasını biraz tutuyor. Biraz pilottan gösterse. Rakibe bakayım. De çarpıyor zaten hocam. Bu ondan biraz kaleyi bulmuyor. Nerede Oğuzhan?
Bak orada kaçıyor sağa doğru. Ya o nasıl verecek oraya ya? Yok ya, olmaz, çok zor ya. Yok olmaz. Hiç olsan boşuna. Ha şimdi verebilir. Bak şu anda evet. Verebilir. Şu, ama zaten ama ayağını dışına almış topu. Ya yani onun gidişine doğru. Topu buraya ama buradan gidecek. Ama tabii biraz bunu topu alırken ya daha veremez orada. Düşünmek, bitti. Hızlı düşünmek şimdi tabii bak, kolay bir şey değil. Bak şurada yok, düşünebilir. Şurada artık açılmış. Ondan sonra orada böyle olsa verecek oraya, verir zaten. Ama sol ayağına şut atacak o. Dışarı almış. İlk kaçtığı anda oraya atamaz zaten. Ki bugün Ergin maçın atamaz. En iyilerinden de bence Gezal. Yani durgun Beşiktaş içerisinde en iyilerinden evet, ki bu denedi. Bunları Gezal çok sık yapıyor ve sonuç aldı. Özellikle geçen sezon da sonuç aldı. İçeri kat edip vurdu. Evet. Burada Gezal'ın denemesi kadar normal bir şey yok. Yani hücum hattının en başarılı ismiydi bence bugün. Vurduktan sonraki bak burada bir çarpıyor hocam evet. Bak. Yok evet, vurduktan evet. Sonra şey Oğuzhan boşalıyor. Orada tabii ki topu ister. Orada. Ama o ilk aldığı pozisyonda ona verme şansı yok. Şimdi ver. Oğuzhan peki. İster Oğuzhan. Yine Gezal. Evet ya, bu artık söyleyecek bir şey yok. Gayet gereğini yapmış yani. Evet. Gereğini yapmış. Daha bu tarafa vursa belki bakayım. Atınç'ın neresinden geçti acaba? Bir daha bakalım. Bakalım. Vururken bacak arasından mı geçti ya? Bacağının altından geçiyor. Evet. Atınç da bugün çok iyiydi. İyi oynadı, çok iyi bir oynadı. Bir ara dedim ki ya evet. Beşiktaş'ta vallahi bu hepsinden iyi. Vallahi son bu Atınç. Ben ilk önce beğenmiyordum Avrupa'ya falan o giderken. O aslında altyapıdan yetişti. Beşiktaş altyapısı 2 aydır falan çok iyi top oynuyor hocam. Çok bugün iyi, bir de evet. Geriden bir iki top attı. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Batu Şahin'in kaçırdığı bir pozisyon gelecek. Evet. Devam edin hocam. Çabuk da yani, çabuk da şey. Yani çok yine klasik cümle gibi. Oldu değil mi hocam artık? Batu Şahin'in kaçırdığı pozisyon cümlesi. İlerleyen dakikalarda yani. O klişe. Sona doğru olan bir pozisyon şimdi var ki evet. Şut çalışmalarını akla getirdi. Evet, başka bir açıdan da izledik. Bir daha bakalım. Çok geç kaldı ya. Dışa doğru çekse, dışa belki pas verecek, belki de gol olacak. Dışa bu taraf kapalı köşeye gitti yani. Gol vuruşu ile çalışmayla ilgili yorumcularımızın sen evet. De aynısını söyledin. Evet. Bu iş çalışmayla olmaz diyordun. Allah'tan penaltı atabiliyor yani. Allah'tan evet, penaltıyı penaltı. Atıyor yani. O kadar da değil. Allah'tan yani o kadar da atsın. Atarken dedim ki eyvah dedim ya. Şimdi. Evet şimdi yine Gezal'ın gole yaklaştığı, kaçırdığı bir pozisyon var. Çok geç kaldı. Hocam gelişine değil mi orada bir tek tık? Gelişine ya çok geç kaldı zaten. Hani bak, baskı topu da yok, stoper de yok etrafında. Hemen şurada. Oo. Ya madem sağla vuracaksın alıp solda. Ya al bak. Bak sol aldı sol. Ondan sonra sağa vurdu. Bir direkt tokat diye bir şeyi vursa gol. Evet. Geç kaldı. Bak solunu alıyorsan sağ ayakta vuracaksan o zaman ne lüzum var ki? Al sağ ayağının içiyle güm diye vur öbür köşeye gol olsun. Evet, devam edelim. Şimdi Ersin'in bir kurtarışı var. Hocam Beşiktaş kupayı alırsa bu senede şu pozisyon o kupayı getiren pozisyon bence. Evet. Buradan dönmezdi çünkü maç 87. dakika. Endiaye'nin. Evet. Uğurcan yapar bunları. Trabzonspor'a çok net pozisyon maçlar kazandırır öyle dakikalarda. Ya bugün bu öyle bir pozisyon. Penaltılarda da çok iyiydi maşallah. Evet. Özel çalıştığını söyledi röportajında da zaten. Hatta penaltılar için de özellikle oyuncuları nasıl vurduğuna rakiplerinin çalışmış. Evet. Ve bunun karşılığını aldığını düşünüyorum dedi. Nazar değmesin öyle diyelim ya. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a en büyük kazanımlarından biri. İki kupayla birlikte net Ersin Destanoğlu. Hani satmazsan bir 15 yıl kaleni korur. Kafan rahat olur. Şimdi Piyan için bir foul pozisyonu var. Ne diyeceksiniz? Bakalım. Sarı kart çıktı. Bakalım yakından. Ya bu demin kim girmişti ya onun gibi değil yani. Alex. Ha? Ya Alex burada, Teixeira. Burada herhalde atlayışa verdi hocam sarıyı. Tehlikeli burada sert giriş diye. Yoksa adam temiz almış. Alex yani, Teixeira'nın girdiği bunun sanki 5 sanki diğeri daha kart çıkar o, gibi. Orada rakibe
ayakların da teması evet, vardı. Evet, bunda teması yok. Burada vücutla kesmiş. Yani burada hiç... Evet, ayağı değmiyor oyuncuya. Ya adam da biraz rakip de kendini araya atınca... Vücudu çarpıyor net de. Öbürüne vermedi, buna verdi. Hayret. Bu bir de topa da vurmuş. Tabii tabii. Evet evet. Yok, bana göre var ya. Foul, hiç sarı marık falan hiçbir şey yok. Çok hızlı girişi. Evet, ona veriyorlar genelde girişi. Şeyin Alex Teixeira'nın girişi nasıldı ya? Gelişi yok, foul derler ya. Orada ama rakibi de çarpıyor ya. Evet. Yani belki orada. Ondan bir orada ama, bir çarpmış mı? Ama ne olursa olsun ya, bununla bunu mukayese ettiğinizde bilmiyorum yani, ben seyirci gözüyle diyeyim, bizim gördüğümüz dediğimiz tabii bir, bizim kesin burada bir söylediklerimiz. Ağır diyorsunuz ama şeyde. Buna. O, ya yok ya, o bu pozisyona devam de, aynı hakem diyor. Sonuçta o pozisyona devam, buna sarı kart. Sarı kart. Hayret ya, Pjanic'i koruyalım bir seferde ya. Peki devam hadi. Edelim. Şimdi Batu Şahin'in kaçırdığı o pozisyon geliyor. Ama yok. Bu normal sürenin mi? Artık sonu. O ikinci hamlede kaçırdığı değil mi? Evet. Bu pozisyon çok en çok konuşulan belki. Yani oraya kadar getiriyorsun. Topu çekiyorsun müthiş. Çok güzel. İki rakibi gidiyor orada. Ki ilk vuruşta yani, yapabilecek hiçbir şey yok. Çok güzel. İlk vuruş da kötü bence de. Bence topu güzel. Çekmesi çok güzel. Topu çekmesi bu çok güzel. Zayıf da yani. Bak, çok zayıf kalecinin üzerine giden. Evet ama yani. Ama yani ikinciyi de şey yani. Böyle veya böyle bu Başakşehir çalışacak. Böyle son vuruşları falan. O burada offset de olabilir. Ya benim arkadaşım var Vedat diye. Şunu soracağım size hocam. Lafınızı unutmayın. Şimdi Batu Şahin'in gol vuruşlarını eleştiriyorsunuz. Eleştiriyoruz da diyeyim hatta ama. Ya oyunun içinde yaptıklarıyla ilgili yine söyleyecek güzel şeyler var gibi geliyor var bana. Var tabii canım adam bir şey değil. Doğru. Biz son vuruşları söylüyoruz ya. Şu hele ikinci vuruşa çok bak fazla ya. Pozisyon vallahi bile ben bu şu anda bundan daha iyi vururum bak şu gelen topu. Ya bu hadi. Ya bunu vuramadı zaten. Yani iyi bir golcüyle oynasa yani, çok faydalı olur Batu Şahin. Seni söyledim. Vedat diye bir arkadaşım var benim. Vedat diyor ki yemin ediyorum ben bundan iyiyim diyor oynasam diye. Adam da 70 yaşında. Yani ya vallahi diyorum ya. 70 yaşında. Helal olsun. Ben bundan yemin ediyorum diyor. Bak şeyine baksam daha ağır da ben şimdi unuttum yani ya. Seyrediyorlar bize şimdi. Buradan bir selam da gönderirim Kaliningrad'a, biz Birola'da. O da bakıyor şimdi. Ondan hasta Beşiktaşlı. Buna kızıyorlar. Ama şuna ya bu neyse bak. Şimdi bir şey söyleyeyim bak. Şu neyse vurdu. Ya ikinciye bak Allah aşkına şu dönen topa var ya. Ya o çok kolay da aslında açısı bulunduğu yer. Daha öbüründen daha onu kolay atması. Evet. Şurada offset yok mu acaba? Onu da merak ya, ediyorum. Hocam onu Beşiktaş'ın golcüsü bunları atacak hocam. Beşiktaş gibi takımın golcüsü bunları atacak hocam. Ya bu kadar da değil bak, yani. Bir şey söyleyeyim mi? Batu Şua'yı atamadı diye Sergen Hoca gitmek zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde puan çıkaramadı. Dur bakayım şuradan durabilir miyiz bir offset mi diye? İlk pozisyonun başında Batu Şua'yı çıkar. Şurada offset var mı? Bence var. Yok hocam. Nasıl yok? Ha? Sol omzu. Evet evet, sol taraf bozuyor hocam olsa. Çok çok fark var yani. Zaten yanak sağ tarafı, aynı hizada. Aynı şu an hizada. Hayali olarak bakıyorum çizgi için. Şey, çizgilere bak. Neyse ya, önemli değil. Zaten yok hocam, hakem yok. De nasıl olsa atamaz diye bırakmıştır yan hakemde ya. Vedat'ın bizim bence şeyi çok arkadaşıysa çok nasıl olsa önde. Atamaz diye. Nasıl olsa atamayacak diye bırakmış olabilir yani. Bas sahibi verin gitsin evet. Ya. Evet. Hani şimdi uzatmalarda belki. Göztepe'nin tehlikeli bir atağı var. Ya bu vidayı var ya Allah aşkına şunu bir şey sonradan bir başlangıca. Şu başlangıcına bir bakalım. Dur. Bir atarken dur. Ya bu vidayı var ya. Ya hakikaten ya ben bu adama ya birisi bunu söylemiyor mu? Çalıştırmıyor mu? Bak topa bakıyor. Gene adam yanından gidiyor. Bak Allah aşkına ya. Ya vida kardeşim. Allah aşkına. Kimse de yok ki. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? Ya hocam ona salladım, buna salladım. Ya ne sallamayayım ben bu adama? Sallama değil ya arkadaş. Ya biri söylesin. Oğlum ya hoca doğru söylüyor desin yani ya. Ya topa bakıyor adam gidiyor arkadaş. Ya ben böyle bir şey görmedim ya. Adamı arkasında Ergin diyoruz yani demin. Şefaatinden vazgeçtim, mezarımdan taş almak. Dur adamın arkasında ya. Şurada dursa. Şimdi Melike ben sen şey ol. Göztepe'li ben de şey olayım ne o? Vida olayım. Ya ben oraya ne bakacağım? Ben Melike'ye bakarım. Ne yapacağım biliyor musun? Bu vidayı çalıştırmak için Melike'nin resimlerini koyacaksınız şeye. O devamlı hocam Melike'ye bakacak. Yani ya bayanlara bak. Ya ne yapayım? Adama bak ya. Ya bakacak, ona bakacak yani. Ya topa bakıyor.
Şimdi izleyicilerimiz de sorularımızı da sorun dediği için birazcık tweetlere baktım ben. Onların da düşüncelerini merak ediyorum. Bak demiş ki Murat Bey, Güvenç hocamın vereceği taktiklerle forvet oyuncuları formunun zirvesine çıkar. Teşekkür ediyorum. Şeyleri, negatifleri söyleme sakın. Hocam bir daha bu birkaç kaçırdı ama bugün stat'taydım ben. Böyle 4 tane falan öyle kritik yerde öyle şeyler kesti ki. Zahmet olmuş. Doğru ya. İşi o. Görevi yani, o. Yani. Doğru. Şimdi tamam, burada net pozisyon kaçırdı. Oluşunca gösteriyoruz da pozisyon henüz şekillenmeden kestiği önemli pozisyonlar var. Ama tabii yetersiz performans. Devam edelim. Şimdi Beşiktaş'ın yine gole yaklaştığı bir pozisyon. Gene duralım. Gene duralım. Gene duralım. Gene bak. Bir iki kişi burada. Bu arkada, evet, bunlar çok... da bir şey tuhaf. Adamı burada bırakmışlar. Hadi devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Gene şuraya bak. Kaç kişi gördün mü? 4'e 2. Yolma, çoğalacaksın arkada. Çoğalacaksın. Geri gene topları sen alacaksın. Atınç orada müdahale etmeye çalışıyor. Atınç bak yine yerine gidiyor Atınç. Hemen gidiyor. Evet. Atınç'a nazar değmesin ya. Vallahi Beşiktaş'ta öyle bir stoper yok. Zaman zaman eleştiriliyor ama son maçlarında evet, iyi. Evet, evet. Hoca gol mol de atıyor. Pozisyonlar biçiyor onu artık. Ha? Hoca farklı şekilde de oynatıyor. Ya iyi şeyler yaptırıyor demek. Yine Beşiktaş'ın Batshuayi ile kaçırdığı bir pozisyona geçeceğiz şimdi. Güven de iyiydi girdikten sonra, bayağı istekli evet, işler evet, yaptı. Güven. Birazdan bireysel performansları daha derin konuşacağız. Yine Batshuayi de mi? Ya şey geliyor. Arkadaşım geliyor aklıma ya. O bu Batshuayi deyince gülmek geliyor ya. Bir de ama o çok sinirli. O siz bilmiyorsunuz, hasta Beşiktaş'tı. Fabrikasının şeyine böyle kaç 30 metre mi neyse koca bayrak asıyor falan, hasta. Öyle bir hasta. Bu adama ben, diyor ki ben ondan iyiyim diyor. Yani Batshuayi de gol kaçırdıkça söyleyecek bir şey bir diyemiyorum yani. Sen ne diyorsun bu pozisyona Ergin? Ya en de yaptığı doğru şey bu. Ben evet, atamıyorum burada. Bari geriye çıkarayım. Allah'tan tekrar kendi denemedi orada. Piyan işte sonra yapabileceği işi yapmış orada artık savunmacı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Orada plase atılmaz ya. Bak şimdi bak Piyan işe bak şimdi. Plase atıyor bak. Piyan iş mi vuruyor bak? Piyan iş. Bak plase. Olmaz. Ya orada bakın, var ya topun gözüne vuracaksın var ya. Bak şu aynı topu alışına bir bakın. Bak. Çok iyi canım. Ya yani var o yaptıkları yani. Çok güzel. Tabii. Ya son vuruşları zaten fiyasko. Adamın fiyasko. Çalışacak ondan arkadaş. Beklenen de zaten o topu içeri atması. Beşiktaş topu oraya getirir. Beşiktaş kurulduğundan beri getiriyor topu oraya. 1911'de futbol şubesini kurmuş Ahmet Şerafettin Bey. Getiriyor topu oraya. Büyük takım topu oraya getirir. Mesela oradaki golcü topu içeri atmak. Onu yapamadığınız zaman kıymeti yok. Ama şurada da mesela bu şeyin Piyaniş'in vurduğu şuraya bak ya. Böyle bir topu. Ya bu tip adam ya, kaç para alıyor bu merak ediyorum. Böyle kim bir hocam? Piyaniş'in vuruşuna bak ya. Ayağının ucuyla şöyle olmaz arkadaş yani ya. Ya şunu ayağını kapat güm diye vursana top görülmesin ya. Ne goller görüyoruz ya. Sonra bu niye şimdi Beşiktaş'ın penaltı beklentisi olan pozisyon geliyor. Kafayla müdahale etti bu pozisyon herhalde değil mi? Burada eli ile yerdeki topa müdahale etti diye itiraz edildi. Ya yok nereye koysun elini herif ya. Bu değil ama bir tane bir penaltı pozisyonu var, onu ben göremedim. O penaltıydı bence. El pozisyonu var o akan oyunda, ilk yarıda olabilir. O net penaltıydı bence. Beşiktaş lehine olan. Ya çok yakından beri yarım metreden geldi değil mi? Evet çünkü bir sen maç şeyin, önce Adana Demir Adana Spor maçında verilen söylemişti. Bir penaltı evet. Var. Yani bu değil, yok canım bu artık daha burada yapacak bir şey yok burada. Sonra adam kafayla oynamaya kalktı bak görüyor musun? Esasında Beşiktaşlı futbolcu olsa bu foul biliyorsun. Yerdeki topa kafayla müdahale etmesi foul. Orada Beşiktaşlı birisi ayakta olsa foul o zaman. Endirekt vuruş. Şimdi bir pozisyonumuz daha kaldı. Vida'nın üstten out'a giden kafa vuruşu. Onu izleyelim. Evet. Geçen sezon falan 2-3 sezon hatta işte çok iyi yaptı bu işleri de. Bu evet sezon benzer çok böyle iyi yapar golleri aslında. Var. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ama İlk sezonunda da görüyor vardı. Musun Atınç'ı? Evet. Yine orada. Atınç olmasa belki bunu gol atacak. Görüyor musun?
Atınç adamın yanında. Evet. Kim kafa topu vurucu Beşiktaş'ta? Atınç almış, onu almış. Bir açıdan daha bakalım. Evet. Evet. Rahat vurdurmamış. Ya böyle topları sıyıracaksın böyle ama arkasında yine şey var. Atınç'a peki, çarpardı. Peki pozisyonlara baktık. Şimdi maç sonu yapılan açıklamaları bir getirelim ekranlara. Sonrasında konuşmaya devam edeceğiz.